Şimdi size idrarda taşı anlatayım arkadaşlar. İdrarda taş yani kristal niye olur? Belirtileri nedir? Önemi nedir? Tedavi gerekir mi? Kısaca bundan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle arkamda ağaç manzarasında alalım. Güzel manzara olsun. Şimdi arkadaşlar idrarda taş ya da kristal birçok durumda olabilir. Bu genellikle çok fazla önem arz etmez ama bazı durumlarda, genetik durumlarda böbrek yollarını tıkayarak böbrek yetmezliğine yol açan şiddetli taşlar görülebilir. Şimdi böbrekte taş niye olur? Genellikle dehidratasyonda olur yani susuz kalma. Onun dışında işte fazla protein tüketenlerde, fazla tuz tüketenlerde, yine çok fazla C vitamini alanlarda, oksalatlı gıda yiyenlerde mesela işte ıspanaktır. Fazla kalsiyumlu besin tüketenlerde işte çok fazla peynirdir, süttür onları tüketenlerde olabilir. Onun dışında idrar yolu enfeksiyonlarında etilen glikol denen bir kimyasal madde var. Bunun zehirlenmesinde bunda hipürik asit taşı olur. Kanser tedavisi görenlerde çünkü bunlarda hızlı bir hücre yıkımı olur. İdrar yolunda taş görülebilir. Yine bazı ilaçlar nedir? İşte amoksisilin türü ilaçlar, herpes ilacı asiklovir, onun dışında metotreksat bir HIV ilacı var onu kullananlarda ve sülfonamidli ilaçlar, sülfodiazindir. Bunları kullananlarda yine kristal olabilir arkadaşlar. Onun dışında niye olur? Bir de genetik durumlar. Mesela lözindir, tirozindir. Bunlar aminoasit genetik defekt hastalıklarında idrarda görülür. Şimdi idrarda taşın önemi ne arkadaşlar? Çok fazla olursa ya da çok büyük olursa ne yapabilir? Böbrek yollarına bir tıkama yapabilir. Bu da böbrekte tıkanmaya, hipertansiyona daha ileri aşamada tedavi olmazsa böbrek yetmezliğine yol açabilir. Onun için tabii bu taş belirti yaparız genelde. Böbreği tıkayan taşlar. Bu ya kırılır ya da alınır. Sizin yapmanız gereken şunlar. Bir kere bol su içeceksiniz. Taş varsa. Fazla protein tüketmeyeceksiniz. C vitamini almayacaksınız. Kalsiyum almayacaksınız. Oksalik asit almayacaksınız. İşte ıspanak fazla tüketmeyin mesela. Onun dışında ne yapacaksınız? İdrarda böyle ağrı, vurup kaçan bir ağrı varsa idrar yollarında bir hekime gideceksiniz ki olası bir taş var mı yok mu bir ultrasonla. Çok aşırı sebze tüketmeyin taş sorunuz varsa. Çok aşırı meyve tüketmeyin. Çok fazla şeker, tuz tüketmeyin. Fast food yemeyin. Sağlıklı beslenin. Bunlarla taşı önlersiniz. Onun dışında genetik bir hastalığınız varsa da işte taş çok büyükse zaten bu ne olur? Üroloji uzmanı tarafından ya kırılır ya da işte dökülmesi için size bazı ilaçlar verilebilir. Evet, taş da böyle arkadaşlar. Bir de taşların tipinden bahsedeyim. Hangi türler en sık görülür? Özellikle ürik asit kristali taşı, kalsiyum oksalat, amonyum, biyüre, amonyum, magnezyum, fosfat. Bunlar çok sık görülür. Genetik taşlarda genellikle sistin, lözin ve tirozin taşlardır arkadaşlar. Bunlar biraz nadirdir ama tehlikelidir. Bunlar genetik hastalığa bağlıdır. Bunlar çok sık görülür. Yani özellikle ürik asit, kalsiyum, oksalat, triple fosfat dediğimiz amonyum, magnezyum, fosfat taşları çok sık görülür. Bazen görmüşsünüzdür amorf yazar raporda. Amorf dediğimiz böyle kum gibi şekilsiz taşlara diyoruz. İşte mesela pH yüksekse alkali ise idrarınız. Bu genelde amorf fosfattır. pH düşükse böyle 5, 5'in altı gibi ise bu da amorf ürattır genellikle arkadaşlar. Evet taşlar nasıl korunursunuz onu da öğrendiniz. İdrar taşının önemini öğrendiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu yine sosyal hesabınızdan, medya hesabınızdan paylaşın ki arkadaşlarınız da görsün. Videonuz yayılsın. Evet sorularınızı sorabilirsiniz. Videonun altından her türlü konuda sorabilirsiniz. Yeter ki videoda anlattığım şeyi sormayın. Zaten videoda anlatıyorum arkadaşlar onu. Bir başka videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.